Yeni bir videodan herkese merhabalar. Hepimiz tarih kitaplarında veya okuduğumuz herhangi bir kitapta antik uygarlıkları duymuşuzdur. Ancak antik Yunan, Roma ve Mısır gibi popüler uygarlıkların gölgesinde kalan ve onlara göre az bilinen bazı ilginç uygarlıklar da var. Bu videoda bu uygarlıkların 10 tanesinden kısaca bahsetmeye çalışacağız. İlk uygarlığımız Pers İmparatorluğu. Ahmeniş Hanedanı yöneticileri M.Ö. 500'lü yıllarda günümüzde Mısır ve Libya'da dahil olmak üzere İndus Nehri, Yunanistan ve Kuzey Afrika'ya kadar Asya'yı da fethetmişlerdir. Tarihteki en uzun süren imparatorluklardan birisi olan Persler, M.Ö. 4. yüzyılda Persler tarafından fethedildi. Ancak Fars hanedanları M.Ö. 6. yüzyıla kadar tutarlı bir imparatorluk olarak kaldı ve İran'a 20. yüzyıla kadar Pers denildi. İkinci imparatorluğumuz Vikingler. Çoğunuz Vikingleri duymuşsunuzdur. En çok bilinen özellikleri şiddetli ve baskın bir doğaya sahip olmalarıdır. Vikingler sömürgeleştirme konusunda inanılmaz derecede başarılıydılar. Halklarını yerleştirerek Rusya'dan Kuzey Amerika kıyı şeridine kadar yerleşim ve ağ yapıları kurdular. Ayrıca kadınlara sağladıkları haklarla da medeni bir toplum olarak bilinirlerdi. 3. İndus Medeniyeti. Bugün Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan'da İndus Nehri'nin bereketli ovasında bulunan eski bir uygarlıktı. İndus uygarlığının günümüzde hala bir gizem olarak kaldığı yazı sistemi vardı ve bu sistem hala çözülebilmiş değil. Belki de en az bilinen uygarlıklardan biri olmasının sebebi budur. Bu uygarlığın nasıl kaybolduğu kesin olarak bilinmese de M.Ö. 1900'lerde başlayan Sarasvati Nehri'nin kuruması bir etken olarak gösteriliyor. Minos Uygarlığı. Ege Denizi'ndeki adalarda bilinen ve klasik Yunanistan'ın habercisi olarak kabul edilen iki bronz çağı kültürünün en eskisidir. Efsanevi kral Minos'un adını alan Minoan uygarlığı depremler ve volkanlar tarafından yok edilmiştir. Ayrıca Platon'un Atlantis mitinin ilham kaynağı olduğu da söyleniyor. Yaptıkları mimari yapılar ve tasarımlarıyla Batı Avrupa kültürünün gelişmesinde de katkıları olmuştur. Karal Supe Uygarlığı. Karal bölgesi ve Peru'nun Supe Vadisi'nde bulunan 18 benzer bölgeden oluşan küme önemlidir. Çünkü birlikte Amerika kıtasındaki bilinen en eski uygarlığı temsil ederler. Bu da günümüzden yaklaşık 4600 yıl öncesini işaret ediyor. Sadece 20 yıl önce keşfedildiler. Bunun sebebi ise piramitlerinin büyük olması ve insanların buraya doğal bir tepe olarak görmesiydi. Olmek Medeniyeti. Bu medeniyet aslında M.Ö. 1200 ve 400 yılları arasında sofistike bir Orta Amerika kültürüne verilen isimdir. Bebek yüzüne benzeyen heykelleriyle bilinirler. Kuzey Amerika'ya iç ve anıtsal mimariyi ve bir dizi yerli bitkiyi, hayvanı yaymayı başardılar. Ayrıca Maya ve Aztek gibi çoğu Mezoamerikan kültürlerinin de öncüsü kabul edilir. 7. Angkor Uygarlığı. Kamer İmparatorluğu olarak da bilinir. Güneydoğu Asya'da oldukça güçlü bir devletti. Günümüzdeki Kamboçya, Tayland, Laos ve Güney Vietnam'ın çoğunu kaplıyordu. Hinduizm ve Budizm gibi dinler görülmüştür. Çarpıcı tapınak ve yapıtlarıyla öne çıkan bir imparatorluk olmuştur. Sosyal anlamda da çeşitli etkinlikler düzenleyen bir yapı vardı. 8. Moche Uygarlığı. Milattan sonra 800'lü yıllara kadar var olan bu imparatorluk Güney Amerika'da yer alıyordu. Seramik heykelleri ve tasarladıkları portrelerle dikkat çekici bir topluluktu. Ayrıca 4 katlı ve yüksekliği 40 metreye ulaşan Huaca de Sol isimli piramidi de bir tür simgesi haline gelmişti. 9. Predinastik Mısır Medeniyeti. Tam olarak kesin bir tarih olmasa da M.Ö. 6000 ve 3150 yılları arasında var olduğu bilinmekte. Nil Nehri çevresinde yapılan kazılar sonucuyla elde edilen eşyalar bu uygarlığı doğrulamaktadır ve yazılı kayıtlar bulunmamaktadır. Akademisyenler çiftçilerin Batı Asya'dan Nil Vadisi'ne taşınmalarını Mısır'da predinastik dönemin başlangıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Son uygarlığımız Dilmun Uygarlığı. Bu uygarlığa gerçekten imparatorluk demek biraz zor. Bu yüzden Basra Körfezi'ndeki Bahreyn adasında yaklaşık 4000 yıl önce var olan bir ticaret ülkesi demek daha doğru olur. Asya, Afrika ve Hindistan alt kıtasında medeniyetler arasındaki ticaret ağlarını kontrol eden bir konumda yer alıyordu.
Bu videoda fazla popüler olmayan eski uygarlıklara değinmeye çalıştık ve onlardan kısaca bahsettik. Yeni bir videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere.